Türkiye, Şeyh Nazım Kıbrıs'ı yaptırdığı zikirlerle ve ilginç açıklamalarıyla tanıdı. Bu açıklamalardan en ilginci ise Charles hakkında olandı. Hüseyin Charles'dır o. Onun ismi Hüseyin'dir. Ya Müslüman oldu mu efendim? Tabii Müslüman olmaz olur mu? Kıbrıs'ı dünyanın pek çok yerinde farklı insanların Müslüman olmasına vesile oldu. Dergahlar kurdu. Namı Şiri'de yerin altında mahsur kalan madencilere kadar gitti. Orada Şeyh Nazım Kıbrıs'ın dualarıyla onun gönderdiği muskayla kurtulduklarına inandılar. İşte bu yüzden karanlıktan çıkar çıkmaz Şeyh Kıbrıs'a koştular. Onun farklı kültürleri buluşturan tasavvuf anlayışı kendisini Avrupa'nın ve Amerika'nın birçok yerinde gösterdi. Renkli, özenli sarılmış sarıklarıyla, düzgün ütülü derviş yelekleriyle Nazım Efendi'nin müritlerini her yerde görmek mümkün. Kıbrıs'ı biraz sıra dışı bir şeyhti. Nakşibendiydi ama sessiz değil, sesli zikri teşvik ediyordu. Ona göre insanlar haksızlığın karşısındaki hak kutbu ve sadece kendisini düşünen batıl kutbu olarak ikiye ayrılmıştı. İnsanoğlu teknoloji nedeniyle aziyetini unutmuş, kibirlenmiş ve hakka meydan okur hale gelmişti. Ama ona göre insanlar kendilerini atalete sevk eden bu teknolojinin kurbanı olacaklardı. Sohbetlerini internetten yayınlatan Şeyh Nazım tabii ki teknolojiye değil, teknolojinin neden olduğu sonuçlara karşıydı. Dünyanın dört bir yanında müridi olan Şeyh Nazım, Nisa suresi 59. ayet ışığında sevenlerinin bulundukları ülke yönetimlerine itaat etmeleri gerektiğini söyler, baş kaldırının haram olduğunu ifade ederdi. Ey insanlar hitabıyla Müslümanlar kadar gayrimüslimlere de seslenen Şeyh Nazım, diplomayla cehaletin artacağı kanaatindeydi. Onun cehaletten kastı tabii ki Allah'ı bilmemekti.